Talmet İnşaat Darıca'da inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Firma yapmış olduğu tüm çalışmalarda başarılı projelere imza atmıştır. Talmet İnşaat'ı ziyaret eden ekiplerimiz firma sahibi Yaşar Güzeltepe'den çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Depremin peşine burada bize bir işler verdiler Darıca'da. Devletin işini yaptık. Hisarkentler miydi nedir? Burada başladık, güçlendirmeden başladık. İzmit'in kolordunun tadilatlarını yaptık depremin peşine. Ondan sonra biz bu inşaatı önce şahıs kendi üzerime yani Yaşar Güzeltepe olarak devam ettim. Hatta bölgede çok işler yapmıştım. Şu anda en az 300-400 daire insanlar oturuyor. Taksit de bana ödüyorlar. Yani bölgede de şimdi reklam olmasın. Toki Yaşar diye diyorlar. Anladım. Çok yani inşaat çok yapalım. İnşaat yaptım, uygun fiyata yaptım, kaliteli yaptım. Hiçbir şu anda bölgede sevilen bir arkadaşımız olarak işimize evet. Devam ediyorlar. Ne diyorlar efendim size? Toki Yaşar diyorlar. Evet, Toki Yaşar diyorlar. Yani çok Toki gibi hızlı, çabuk ve kaliteli güvenilir olduğumuz için söylüyorlar. Ve vatandaş da öyledir. Şimdi gelip bize der ki falan yerde inşaat yapacağız. Önce o şartlar nasıldır, nasıl ödeyeceksin, senin projene ne kadar malzeme gideceğini detaylı açıklarız. Deriz ki başka vatandaşa da sorun, ondan sonra bize gelin. Yaşar Güzeltepe inşaat sektöründe yapı denetimin önemine değinerek görüşlerini dile getirdi. Yapı denetimlerde denetleyen arkadaşlarımız var. Çok özverili çalışanlar var. Evet. Ama yine boş veren arkadaşlarımız da var. Bunların denetimini bana göre belediyenin yapması daha iyi, daha doğru. Şimdi vatandaşı icabında yani yine eski usullere göre aksatmaca oluyor. Yalnız özellikle bu işte müteahhitin kendisinin doğru, dürüst, çalışkan işini takip etmesi işin, gerekiyor. İşin içinden gelmesi şart. Evet. Yani böyle bir kalabalık ustalık belgesi olacak. Geçmişi deneyim araştırılacak. Deneyimli olacak. Yani vatandaş inşaata girdi mi bu boya hangi boya duvarda anlaması gerekiyor. Yaşar Güzeltepe son olarak kaçak inşaatlarla ilgili şunları söyledi. Kaçak inşaat bizim bu bölgede %90 önlendi. O nasıl olur? Diyelim ki dübleks dediniz. Dübleksinle çatının arasında... Ama kimi bakın tam daire yapmış, kimi ayın... Şimdi o şöyle yapanlar var. Proje şimdi onaylanmış, bitmiş, iskan alınmış. Vatandaş onu tutuyor, odayı yukarı kaldırıyor. Yoksa ki şu anda Gebze'de çok titiz çalışma var. Yani Gebze'nin içinde... Yıkarlar yani, değil mi? Tabii yıkarlar. Komşuların rızası olmadan yapamaz. Ama şu anda Gebze'de özellikle çok sıkı denetim var. Yani kesinlikle kaçak, kesinlikle kalitesiz iş yapılmaz. Yaparsa müteahhitle yapı denetimin... arasında olan bir problemdir. Evet, usta da olabilir. Evet, yalnız kesinlikle Gebze için diyorum. Çok sıkı denetim var.